Alevi Muhabbet'e hoş geldiniz. Alev Markaryan'la birlikteyiz. Evet. Beşiktaş gündemini konuşacağız. Bu arada kitap da... Sen saç mı ektirdin Erdem Ulus ya? Yok, bu ne ya? Gürleşti saçlarım. Erdal yukarıya ışık koyunca dipleri benim daha çok açılmaya başladı. Siyahi şeyler var yani böyle buralarda böyle yapıyorlar. Çok hani böyle... onları sık saç var. Evet evet. Yok o şeyleri diyorsun. Buralara kadar gelmiş yani. Evet mi? Açık. Alnımız açık. Hayırlı olsun. Bizim alnımız açık Alev. Hani tecrübe hayatını insana kele olduktan sonra tarak vermesiymiş ya. O hesap bizimki de. Biz öğrendiklerimizi hep kele olduktan sonra öğrendik. Beşiktaş'a gelelim. Bratislava maçı. Ve Beşiktaş'tan kopamıyoruz ki. Nasıl Beşiktaş? Devamlı Beşiktaş yani. Sabah hayatta Beşiktaş radyodaydım. Evet doğru. Orada bir sürü şey. Bu arada ama iyi akım. Güzel yani çocuklar. Yani takım iyi oldukça... takımla ilgili konuşmalar da, yazılar da olmaya başlayınca. Başlayınca. Evet, evet. İyi oldukça demeyelim de. Özellikle Bratislava maçının son 20 dakikasında ve devamında içerideki Kayseri maçının, bu haftaki maçın ilk 45 dakikası. Beşiktaş'ta bir şeyler oluyor. Yani Beşiktaş bir oyun sistemi ortaya koyuyor. Beşiktaş kazanma adına bir futbol ortaya koyuyor diyebildiğimiz bir 65-70 dakika. Bratislava'nın son yarım saati, Kayseri maçının ilk 45 dakikası özellikle dikkat çeken bir oyun vardı sahada. Yani o ilk 5 hafta görmek istemediğimiz tablo ve sonuçların etkisiyle eleştiri dozajının yükselmesi bence artı tabii parantez için büyük bir parantez ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bizle beraber puan kaybediyor olması. Yani şimdi Beşiktaş puan kaybetti geldi. Fenerbahçe devamlı kazandı, Galatasaray devamlı kazandı. Şimdi iyiye çıktın, düzeldin ama arada 10 puan var. Sıkıntı yaratacaktı. O da yardımcı oldu ama çok büyük bir parantez daha açıyorum. Herkes bulutlarının üzerinden insin. Ayaklarını yere bassın. Daha yolun başında. Evet, iyiye doğru gidiyoruz. Güzel. Hırs var bir kere. Bireysel olarak bazı futbolcuların performansını yükseltmesi var. Kim bunlar? Karius. Kim bunlar? Atiba. Gökhan Gönül. Atiba'yı söylemeye göre. Atiba geldiği günden beri onu geçen sene UEFA kadrosuna yazmayanları azgın ayrı mahkeme yapmak lazım. Yani Atiba'nın Abdullah Avcı kuvvetle muhtemel Atiba'yı oyundan almasının sebebi stada alkışlatmak istemesiydi. Ben böyle bir alkış tufanı görmedim bu yaşıma kadar. Bir futbolcu çıkarken herkesin böyle canı gönülden, içten, aynen öyle, avuçlar çatlayıncaya kadar alkışlaması her futbolcuya nasip olmaz. Mükemmel bir sahneydi. Atiba da bunları hak etti. Ama dediğim gibi yani Atiba zaten hep iç. Yani Atiba niye seviliyor? Yürekten oynadığı için. Adam işini yapıyor abi. Benim işim bu, benim işim top oynamak diyor. Magazine girmiyor, oraya çıkmıyor, bunu yapmıyor, kendine iyi bakıyor. 36 yaşında, 20 yaşındaki çocukla aynı koşuyor. Hiç sıkıntı yok. Zaten taraftar da alıyor, bağrına basıyor. Önemli olan kötü performans sergileyip de takımı yüzüstü bırakanların performanslarıydı. Evet, onlar şimdi, mesela Gökhan Gönül de geçen sene hırslı oynadı ama çok sakatlığa yakalandı. Gökhan Gönül'ün yükselen hırs ve performansı var. Karius'un var. Elneni mi var? Özellikle Elneni 3-4 maçta gerçekten iyi işler yapıyor. Kadamayı kapatıyor. İkili müdahaleleri alıyor. Atiba giderse oraya ne yaparızın sorusunun Elneni cevap verdi gibi böyle sanki biraz biraz. Daha değil ama biraz biraz. Enkodu'nun hızından yararlanamıyoruz. Ona dayalı bir takım oluşmadı daha bence. Bunun kadar süratli çıkamıyor çünkü takım. Çıkamıyor. Diabli Savruk daha toparlanamadı, düzgünleşemedi bir türlü. Burak Yılmaz'ın istediği bir takım var gibi. Yani orta sahada evet. Mesela Laiç seviyeye gelemedi daha. Laiç maalesef yani devre arasında para varsa nereye adam alınması gerekiyor diye sorarlarsa Laiç'in olduğu yere derim ben. Ya bir Oğuzhan var elinde, bir Laiç var, bölge boş. Böyle bir şey olabilir mi lan ya? Ama işte şimdi bu iki futbolcu da aynı yolda gidiyor yani. Oğuzhan da Laiç de aynı kaldırıma girmişler. O kaldırımda gidiyorlar. Bu arkadaşlara ben geçen de söyledim. Kendilerine bakacaklar. Çıkacaklar. Bunları da teyit etmek için bu saatten sonra bizi izleyin diyecekler. Kendilerini kayıt altına aldıracaklar. Bir hırs, bir motivasyon koyacaklar. Evet. Yani bir çizgi çekecekler.
başlıyoruz diyecekler ama maalesef biz daha hiç iyi oynarken Oğuzhan'a dedik ki bak kardeşim buraya adam aldırdın. Yapmamalıydın bunu. Sen varken Laiç alınmamalıydı buraya dedik. Sen Laiç'e uy istedik. Laiç Oğuzhan'a uydu. Soru ne biliyor musun? Soru şu. Yani Laiç'i bilemem de. Oğuzhan'ın soru şu. Senin önünde Türkiye'de oynamış, senin yerinde oynamış en az 9-10 tane kalbur topçular var. Kim var? Hacı var, Alex var, Şifo var, Sergen var, Sosa var ya. Tamam. Trabzon'da. Abi bu adamların maçlarını seyrediyor musun? Açıp seyrediyor musun abi? Benim en büyük Bak tereddütüm şu. Oğuzhan'ın üzerine ısrarla düşmemizin sebebi bu. Zaten o 10 numara mevkisinde zaten adam yok. Elimizde bunlar varken hani çabuk harcamayalım. Bak Abdullah Avcı kazanmaya çalışıyor aslında Oğuzhan'ı. Sokuyor, çıkartıyor, geliyor, 11'e girdi. Ama yani o şimdi top ayağına aldığında şöyle tamam mı? Kafayı kaldırdığında topçu böyle kendini hissettirecek kardeşim ya. Topu ayağına aldı mı şöyle Eyvah diyoruz şimdi. Nerede kaptıracak? sen şimdi bakıyorsun abi adam ofsaytta orta saha top atıyor abi ofsayttaki adama ya. Şimdi böyle orta saha olmaz. Orta saha hem ayaklarıyla hem aklıyla oynamalı. Yani bütün topçular ayaklarıyla akıllarıyla oynamalı da hadi yani burada birebir vurduğu yer orta saha ya. Yani orta saha bakacaksa gel diyecek abi çık Ya ofsayttasın. Top atıyorlar abi adama. dün Yeni Malatyaspor'la Yeni Malatyaspor'un Türkiye Kupası'ndaki maçını anlattım. Keçiören Gücü'yle. Arkadaşlar girsinler YouTube'dan ikinci gole baksınlar. Eren'in pası. Ortadaki oyuncuya atsa, orada Fofana'ya atsa pası, ofsaytta. Ayağını bir yumuşatıyor. Top tokat atacak topa. Yumuşatıyor. Ofsaytta olmayan arkadaşına, Brezilyalı'ya atıyor. Gol oluyor. Yani orası ayaklarla beynin Beyin. ortaklaşa çalıştığı bir yer ya. Bu arkadaşı kazanmak istemiyor. Yani bir iki söyleriz Eloğlu. Tamam mı? Hani Eloğlu der, bir iki der. Üç der. Ha, tamam olmuyorsa da satarsın abi. İşte Oğuzhan nerede oynarsa 3 lira 5 lira eder mi etmez mi? Herkes yoluna dersin ki 10 sene sonra ben Beşiktaş'ta top oynadım dersin. O kadar. Velhasıl takım iyi gidiyor. Okey. Evet. Ama öyle bulutların üzerinde yaylalar benim falan değil. Herkes ayağına yere bassın. Daha çok ciddi maçlarım var önünde. Aynen öyle. Yani şunu bilmeliyiz. Biz yenilsek de pardon yenilsek de bu takım kaldığı yerden devam eder. Bozulmaz. Daha o psikolojik dengeyi de yakalayamadık daha. Aynen Hani öyle. Allah korusun bir şey ters gitmeye başlarsa ne olur da hesaplıyoruz artık aslında. Dolayısıyla ligi domine eden takımlarla oynadığın maçlar önemli. Yani şimdi Malatya var. Bu hafta Kasımpaşa var. Ondan sonra oraya da Tayfur Avuççu gelmiş galiba. Ona da hayırlı olsun diyelim Aynen öyle. Tayfur'a da. Ondan sonra Malatya ile oynuyoruz, Fener'le oynuyoruz. Gençler bile çok ters takım mesela. Sivas'ta oynadın, kaybettin. Dolayısıyla tabu hakeza bu da Fenerbahçe de şimdi Sivas'ta oynayacak. Sonra bizle oynayacak. Yani takımlar bu son 3 haftada kendi ayarlarına ve kendi güçlerine görebilecek maçlar oynayacaklar. Aynen Yani öyle bir şimdi terazi. ben Kayseri ile oynadım. Evet son 5 dakika ben hatta Twitter'a yazdım. Son Dedim 5 dakikayı ki kesmeden verin dedin. yayıncı kuruluşa sesleniyorum. Yani o 5 dakikayı verin. Golleri boş verin hadi. 5 Golleri dakikayı verin. vermeyin. O 5 dakikayı verin ya. Aynen öyle. O neydi ya? Özlemle beklediğimiz oydu Yani yani. sağdan, soldan, önden, direkten, yandan ahlar, vahlar, kaçanlar, gidenler. Bitmedi abi o 5 dakika bitmedi. Yani bu olmalı. Bratislava maçının Yirmisi. son 15 dakikası ama da orada da şey var. Ciddi hakeme bir tepki o. Reaksiyon var. Reaksiyon var hakeme karşı. İnanılmaz kötü bir hakemdi. Hani bazen şimdi diyoruz ya kardeşim bizim maçlarımızı yabancı hakemler yönetsin. Şimdi böyle hakemlere falan da denk gelirsek var ya işimiz var yani. Bir de bu taraftan bakmak lazım. Doğru. Yani Ivan Babek Bebek. gibi bu adamın ismi neydi? Unuttum şimdi. Son hakemin adam bütün inisiyatif haklarını, bütün kararlarını adamlara bizim ona sinirlendi zaten. Ha, topçu şimdi hemen çekeceksin kenara. Demek Demek ki ki. istesen oynuyormuşsun diyeceksin. Alen, maçla ilgili bir enstantane. Tabii çok önemli öne çıkan anlar var. Sağ bek topu getirdi. Sol bek topu getirdi. Sağ bek golü attı. Caner asist, Gökhan Gönül gol. Baktığın zaman Avrupa'nın üst düzey takımlarının kanat beklerinin
yapabildiği işler bunlar. Çünkü rakip savunmalar kanat beklerine ceza sahası içinde çok fazla tedbir almazlar. O yüzden iyi stoperler ve iyi defans oyuncuları hücum özellikleri oldukları halde çok fazla goller atıp takımlarına katkı sağlayabilirler. Türkiye'de bir Luciano gerçeği vardı. Fenerbahçe'de en çok gol atan oyuncu olmuştu. Beşiktaş'ta bir Ronaldo gerçeği vardı. Galatasaray zaman zaman böyle stoperler yakaladı. Falco'yu yakaladı, Götze'yi yakaladı. Stoperle kanat adamların farklı. Filip Lam'la aklıma Dani Alves geliyor. Roberto Carlos'tan sonra o kanatları böylesine ofansif anlamda iyi kullanabilen oyuncu. Caner'in, şimdi Gökhan Gönül tamam da Caner mesela Abdullah Avcı'nın sıkıntıya düştüğü en büyük konulardan bir tanesi de bu. Caner'den vazgeçmedi, geçmiyor ama Caner'in önde oynattığı maçlarda arkada ciddi sıkıntılar veriyor. Bravo. Caner dönemiyor Caner. Bu sefer bunu önlemek için de Rebeko'yu koyuyor Caner'in arkasına. Rebeko'yu da oraya koyunca bu sefer hücum zenginliğinden düşüyorsun bir kişi. Dolayısıyla sıkıntı yani Caner'in evet ileriye doğru gitmesi orada işte orta seviyor çünkü Caner o işleri. Oralara gideyim, oralarda orta yapayım, bilmem ne yapayım falan oralarda var. Ama arkaya gel dönüşlerde mesela bak son 5 maça bütün hakem rakiplerin kanatları o taraftan geldi Beşiktaş'a. Doğru. Gökhan Gönül çünkü geliyor kapatıyor. Gökhan Gönül o git gel o çizgiyi iyi kullandığı aşikar ama Caner o gidip gelemiyor. Doğru. Mesela ben bir maçta gördüm. Kameraya ben yakaladım. 70. dakikalar falan da böyle 70-75 kapalı oraya gitti. Bittim gibi böyle bir hareket yaptı. Tamam. Yeter dedi yani. Şimdi dolayısıyla senin dediklerin tamam okey ama yani şimdi şöyle de düşün. Boş gitmeyecek o zaman. Şimdi Beşiktaş'ın buna şeyi yapabiliriz. Şimdi ölçü alamıyoruz tabii. Yani Beşiktaş'ın ay ve güneş gibi iki tane bölümü var. Yani ilk 5 hafta, ilk 6 haftayla arada 2-3 tane de yabancı kupası, Avrupa kupası maçları girdi. İki başka tane, takım. 4 tane oralara girdik çıktık. Şimdi oralar tam ölçü yapamıyoruz takımla ilgili. Ama şöyle bir gerçek var. Elma mı armut mu daha bilemiyoruz. Sen yani. Şimdi Caner'le beraber gidip gelen bir adam yakalarsa Caner 3 kere 4 kere takarsa peşine git gel Caner oralara çıkamaz. Çıkamaz doğru. Tamam mı? Yani şimdi ölçü alabilmen için iyi bir takımla oynaman lazım. Evet, evet. Şu pozisyonda onun için diyorum takım, hoca, yönetim ve taraftarlar herkes ayağını yere bassın. Daha böyle eksikleri görsünüz. Yani en kötü ben hep olayları minimize ederek konuşurum ki sonra rahatlayayım diye. Doğru. Şöyle düşünün. Galatasaray Fener bizim kötü gittiğimiz haftalarda kötü gitmeselerdi. Tamam, 10 puan yapmış olsalardı senin Kayseri'yi yenmen çok bir şey ifade etmeyecekti. Çok bir şey ifade etmeyecekti arkadaşlar. O yüzden daha böyle isteyeceğiz. Hani Shaq O'Neal vardı eski NBA'de basketçi. Bir röportajında dermiş ki şimdi Shaq kaç 2-12 miydi neydi? Onun gibi adamlar şimdi tutuyor ama Shaq o kadar geniş ki. 7 kilo verilmiş maçta terle. Diyormuş ki daha yükse. Daha at yükse. Ben daha çok zıplayayım. Daha çok indireyim. Aynen tamam öyle. Tamam mı? Şimdi zorla. Beşiktaş da evet öyle olmalı. Daha istemesi lazım. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu hep bir adımı yukarıyı hesap ettiği zaman o zaman biz deriz ki evet takım bir yere geldi. Şimdi Trabzonlu taraftarına soruyorum. Hatta bütün spor kamuoyuna soruyorum. Şimdi Charlotte'un attığı Galatasaray attığı golde açık faul var mı? Bence yok. Bir dakika. İtiyor, vuruyor kafayı. Biz bunu seyrettiğimizde ilk yani canlı seyrettiğimizde hiçbir şey yok gibi. Çıktı adam, yükseldi, kafayı koydu, gol oldu. Muslera'nın sahneye gitti mi top gol zaten. Soru şu. Yayıncı kuruluş bu golü niye 6-7 çeşit açıdan vermedi? Biz sonra görüyoruz ittip de böyle itiyor ondan sonra kafayı vurduğunu ertesi gün görüyoruz. Ama hala bir şey var diyeceğim. Var nerede? Bir dakika şimdi Güntekin Onay ne diyor? Vara gitti erken. Bir dakika abi. Abi gitmedi ya. Vara sordular canım. Vara haber geldi. Ama yani göstermedi bir şey. Biz oradan baktık gol oldu. Güzel golle yükseldi adam dedik. Vurduk tamam. Bak şimdi. Abi kulağına ne söylediğini bilemem ya. Erdem Ulus ya. Abi varız. Bilemem. Şimdi varın özelliği de... Bak özür dilerim. Varın özelliği de o değil mi Alen? Bak abiciğim bir dinle abi ya. Varın özelliği falan yok. Boş iş var. Var doğru çalışmıyor ki. Ya senin bir gün sonra var doğru çalışmıyor. O an şimdi ben soru şu abi.
Soru şu. O pozisyonu niye 6-7 çeşit açıdan göstermedi televizyon? Görmedik ki. Görseydik derdik aa faulmüş derdik. Söyleyeceğim. Bak şimdi. Güntekin Onay programda diyor ki Önder Özen'le konuşuyorlar. Evet. Hani diyor bir pozisyon 6-7 çeşit açıdan gösteriliyor ya diyor. Evet. Mesela Caner'in pozisyonunu konuşurken top çizgiyi geçti mi geçmedi mi işte topun iz düşümü bilmem ne falan oralara girdiler ya. Diyor ki bize yansıtılmayan VAR'ın elinde olan teknikler en az 20 tane daha açı var diyor. Seyrettikleri. Tamam mı? Bak bize gösterilmeyen 20 tane daha farklı açı var diyor. Bunlara rağmen niye faal o VAR'daki adam bunları görüyor? İtip de kafayı vurduğunu görüyor. Ha itti o ileri 3 tane adım atacak kadar itmedi. Ben olsam faal vermem. Tamam mı? Ama faul. Ama alen. Hareket faul. İtip kapı vuruyorsun. Ama alen şimdi. Aması yok bu işin. Geri geri geliyor oyuncu. Penaltıda şimdi adam geliyor. Mesela şey maçında Trabzon maçında Emre Mor sağdan girdi. Tamam mı? Adamın yapar her yayda birisiydi. Krambonun ucu bacağına değiyor. Pozisyon penaltı mı? Penaltı. Ben hayatta vermem. Öyle penaltı mı olur ya? Daha etine krambonun değdiğini hissediyor bırakıyor kendini yere. Hakem ne diyecek biliyor musun? Bu topçu kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Öyle yapmasına rağmen düşürüldü. O zaman penaltı abi. Adam daha değiyor hop bırakıyor kendini. Bravo abi ya öyle şey mi olur ya? Bu basketbolda olur bu. Yani basketbolda bile vermezler bazen faul ya. Doğru. Ya biz işin... Dolayısıyla VAR doğru çalışmıyor. VAR'ın doğru çalışması için benim kardeşim kafamdaki tilkileri öldüremezsiniz. Öldüremezsin abi. Tamam mı? Sen ne konu... Orada golden... Sen şimdi bir dakika abi. 4,5 dakika Fenerbahçe gol attı. İkinci attığı gol. Sayılan gol. Hangisi 4,5 bu? Dakika Kupalı böyle mı? Bekledi. Göztepe maçında abi ya. Tamam. Göztepe tamam. Maçında abi. Bir kere o bir skandal da. Hani... Altay penaltıyı kurtarıyor. Topla bir seviniyor. 3 saniye. 3 saniye geçiyor. Eliyle topu atıyor. Ortadaki adam alıyor. Asist yapıyor. O gidiyor. Gol atıyor. Rodriguez. Fenerler seviniyor. Top ortasına geliyor. Penaltı tekrar diyor. Bak şimdi abi. Abi böyle şey olmaz. Bak ya. Şimdi abi. Çekiyor mu? Masayı çekiyor mu kamera? Kamerayı görüyor mu masayı? Bu kale. Çay tabağı kale. Bu ceza sahasındaki futbolcular. Bu penaltı noktası. Bu da boş. Bir dakika bırak onu. Bu penaltı noktası. Hakem nerede duruyor biliyor musun pozisyonda? Aha burada duruyor. Burada duruyor. Sırtı bu ceza sahasının üzerinde dizilmiş futbolculara ters. Nereye bakıyor? Topçunun ayağına kaleciye bakıyor. Pozisyon yanlış mı? Yanlış. Böyle bir pozisyon. Nerede duracak hakem? Penaltı noktası. Kaleci. Bu arada duracak. Her yeri görecek. Sen şimdi burada görüyorsun. Bu adamın bir adım öne atıp da topu kurtardığını görüyor musun? Gördün. Dün çal abi tekrarlat. Hiç kimse bir şey demez. Ya ulan adam belki hayatının kurtarışını yaptı bir de hayatının asistini yaptı. Yani belki Avrupa'da bir şeyler olacak çocuğun hayatını yedim be. Ulan çaldı diyor. Görüyorsun zaten. Zaten pozisyon yanlış almana rağmen pozisyonu görüyorsun zaten. Bir adım öne çıktın kurtardın. Dün çal tekrar de. Hiç kimse bir şey demeyecek. Abi adam gidiyor, pas veriyor. Oradan gol oluyor. Seviniyor millet. Gel bak bu bir skandal. Yani. İkinci skandal. Hiç ben o evreni kaçırıp penaltıya falan gitmiyorum. Çünkü hiçbir hakemin standardı yok. Yok. Güne göre yaşıyorlar, güne göre nefes alıyorlar. Nabza göre şerbet. İkinci skandal sayılan gol. İkinci gol. 4,5 dakika. Tam 4,5 dakika beklediler. 4,5 dakika bir insan ne konuşur? Gözünün önünde. Spor programı ya. Şimdi offside mıydı gol sence? Bence offside. Yemedi abi veremediler. İptal yapamadılar. Ya offside sen dedi. Federasyonu aradı ya. Bak abi. Federasyonu aradı. Golü vereyim mi dedi. Yok abi. Aç. 4,5 dakika Manitan'la mı konuşuyorsun 4,5 dakika? Hayırdır ya? 4,5 dakika ya. 4,5 dakika bir maç. Gol olmuş maç. Yan hakem senin golü vermiş. Çaldı diyor. Devam ettir o zaman abi. Ne bekliyorsun abicim? Abi orada? Anlamıyorum i̇şte ya. İşte bak. Bunların hepsinin çöpe gitmesi için aç abi şeffaf maçtan sonra dinleyelim abi. Bak. Ne konuştun kardeşim bilelim abicim. Niye saklıyorsunuz? Sana yemin ediyorum bak. Sana yemin ediyorum. Avrupa'dan özet maçları izliyorum evde.
Pozisyon, ilk defa izliyorum. Özetleri izliyorum maçlarında. İlk defa izliyorum. Pozisyon oldu. Penaltı. Tamam mı? Penaltı. Diyorum ki yok oğlum ne penaltısı? Diyor. Ya ben kardeşim halı sahada top oynadım. Amatör top oynadım ben. Ben bunları görüyorum, anlıyorum. Televizyonları izlerken var yok. Benim bak, ya %95'im. Bak abi. Aler 10 sene önce bir yazı yazdın dedin ya. Hakemler futbolculardan, futbolculuktan gelmeli. Futbolcu reaksiyonlarını bilme. O zaman ütopya diyorlardı. Her dakika söylüyorum. Ya bunların en büyük eksiği bu Alen. Bak biz buradaki şu andaki insanların biz kafamızdan bunların gitmesi için var şöyle işlemeli. Net. Hakem kararını orada verecek. Tamam mı? Yan hakem. Kendi hakem triyosuyla kararını verecek. Çok muallak da bir pozisyon mu? Vardaki adam diyecek ki hakemin kulağına. Baba sen bir gel bir seyret. Hakem diyecek ki yok ben kararımda katayım seyretmiyorum. Baba gel seyret bak burada offside kokuyor. Seyretmen lazım. Biz bunları bileceğiz ama. Maçtan sonra. Hakem ısrarla ısrarla yoksa sen vicdanın rahatsa pozisyonu devam abi hakem hatası tamam. Şimdi bunlar olmadığı zaman her maç hakemler konu. Maç falan konuşamayız abi biz. Geçen yıl Abdurrahim Albayrak çıktı Galatasaray zirveden düşerken dedi. Elimde dedi belgeler var. Çıkacağım konuşacağım dedi. Böyle olmaz dedi. Bu var hakemleri orada neler konuştuklarını tek tek aç. Bir anda hakemler döndü lan. Ne oldu? Sen o yüzden Abdurrahim Albayrak'ın konuşmalarından değil ki. Ali Dürüst istifa etti. Konya maçında penaltı muhabbetinden dolayı. Ali Dürüst istifa ettikten sonra tekrar ya gel olur mu öyle şey falan filan. Ali Dürüst geri döndü. 20 maç Galatasaray'a kart çıkmadı. Sarı kart çıkmadı. 20 maç. Aynen öyle. Şimdi ya o biz konuşuyoruz bunu. İnsan bizim insanlarımız balık hafızalı kardeşim. Doğru. Her şeyi unutuyoruz. Doğru. Ben dahil, sen dahil. Doğru. Çünkü o kadar yoğun gündem var ki o öbürlerini konuşmaya fırsat kalmıyor. Ama bu 4,5 dakika Fener'in golünde. Unutulmaması lazım. Bak abi 4,5 dakika diyorsun ya. Ya yetkililer unutmasın kardeşim bunu ya. Bu böyle bir ya orada ya Fenerbahçeli futbolcular ya da gözü protest etmesi lazım ya. Çıkıp çıkmaları lazım abi. Böyle şey olur ya. 4,5 dakika diyorsun ya. Sen şimdi açtı. O kim açtıysa aradığı adam telefona çıkmadı. Bekledi. Ondan okey alması lazım falan. Ben onu düşünüyorum. 4,5 dakika bu ya. Ya inanılır gibi değil ve ben size başka bir şey söyleyeyim. Tabii Fenerbahçe camiası haklı olarak bir hafta evvelki penaltı pozisyonunu gösterdi. Dedi ki Emre'nin penaltısında da Malatya kalecisi çıktı öne. Evet. Kurtar bunu tekrarlatmadınız. Bunu tekrarlattınız dedi. Haklı olarak da isyan et. İki hafta önce varı biz yaşamadık mı lan? Varto biz ya. Bizi boş ver. Biz devam ediyoruz abi. Ya. Abdullah Avcı'nın maç sonu tribünlere çağrılışı. O ölüme geliyorum. Bu da bir aslında mantık. Arada konuşulması gereken bir detay yani değil bu. Beşiktaş'ın başarısı için uğraşıyorsa çağrılır ya. Orada olur sıkıntı mu? Yok. Sıkıntı. Yani şimdi tribün hani orada bölündü. Bir gaz verilir. Ama önemli olan şu. Şimdi ne yapıyorsan yap. Çabuk ve kolay bir şekilde duruşundan dönme. Şimdi sen şu görüntü tribüncü mantığındaki görüntü değil. Değil. Tamam mı? Ama şu görüntü ne demek biliyor musun? 3 hafta sonra kötü gidersen istifa diye de bağırırım. Artık bu. Anladın mı? Gitti bu. Bunu kabul edeceksin o zaman. Şimdi o yüzden ben onu diyorum. Yani kimse havalanmasın. Abi ben şunu yaptık, bunu yaptık, buralara geldik falan. Bir şeye gelmedik, hiçbir yere gelmedik. Hafta diyorsun, daha hafta. Da ısrar ediyorum. Vasatın altındayız. Oralardayız yani. Aynen bravo. Daha böyle, bravo. Sen şimdi geçen son maçta bir pozisyon oldu. Enkodu topla gitti. Gitti. Taktı milleti peşine. Kafayı bir kaldırdı. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Hop adam geri döndü. Elini layiç mayiç tekrar alışverişe başladı. Savunma geldi yerini aldı. Tamam mı? Bitti. Bak şimdi. Kötünün iyisiyiz şu anda. Kişisel yetenekler, kişisel hırs, evet. Motivasyon. Çok güzel. Tamam mı? 3-4 tane adamın takımda yükselmesi. Güzel. Tamam mı? Yani kim bunlar? Atiba, Gökhan Gönül, Elneni ve Karius. Tamam mı? Bunların takım içerisinde Burak bu hafta. Burak hırs yapıyor. Mesela ben her seferinde söylüyorum bilsin. Geldiğinden beri hiç kendini yere atmadı Burak daha. Hep kafası golde. Hep golde. Ama golde atıyor. Bak şimdi. O zaman daha iyi şimdi. Kendisini teraziye çıkarsın.
Hangi Burak daha iyi görsün? Tamam mı? Beşiktaş taraftarı Burak'a bir şey daha kazandırdı. Tamam mı? Kendi alır bunu almaz. Kendisi bilir. Ama bu gerçek bu. Tamam, daha atmadı. Bak daha da gole doğru oynamaya başladı. Gol atmaya çalışıyor. Mesela üçüncü gol Lung gibi kaleciye 25 metreden kapadığı köşeden gol atmak nedir? Pozisyonun, kalecinin pozisyon almadığını gördü. Topu gelişine vurdu. Hedefte gözü. Kapadığı köşeden gol yedi Lung gibi kaleci. Şimdi bunların hepsi artı değer. Doğru. İnsanlar değerleriyle yaşar. Değerlerini yükseğe taşır. Önemli olan taşımak değildir. Orada kalmaktır. Tamam mı? Kalabilmek sen taşıdın yani. Ya şimdi Abdullah Avcı bağırdık. Orada kalabilmen önemli Abdullah Avcı. İki maç yenilince şimdi ne yapacaksın? Giresen kafandaki o taktiği falan çalış böyle oralara inersen tekrar bu evet. Takım bu yapıyla bu kadroyla yine sıkıntı yaşar yani. Abdullah Avcı için Alen bir özgüveni kalmamıştı hocanın. Yalnızlık vardı. Onu göreve getiren. İyi bir şey. Beşiktaş için çok iyi bir şey. Taraftarın ona destek vermesi. Abdullah Avcı özelinde söylüyorum. İyi, takım. Üzerinde otoriteyi sağlaması açısından. Sonuna kadar iyi. Evet. Ama dediğim gibi yani neticede Abdullah Avcı'nın başarısı Beşiktaş'ın doğru. Başarısı. Aynen öyle. Dolayısıyla Beşiktaş'ın başarısını istediğimiz için de motive edilmeli. Aynen. Bu güzellikleri takdir edebiliyoruz yani. Şöyle ödül ceza sisteminde aynen öyle. İyi bir şey yapıyorsan alkışlarız. Kötü bir şey yapıyorsan eleştiririz. O kadar abi. Yani mantık bu. Beşiktaş'ta hava aralık olmasına rağmen yaz mevsimi. Biz ocak başındayız. Biz ocak başındayız. Şimdi işin kalın ve yağlı tarafı yönetim tarafında. Yönetimin marjinal kararlar alması lazım. Bir sıcak para girişini kulübe nasıl sağlarız? En büyük sorun ve sorun bu. Bir masa kurması lazım kulübün içinde. Bir masa. Afet masası. Bir birim. Bir birim. İnsanları bütün kendi resmi haber kanallarıyla, resmi site kanalıyla projesi olan gelsin, değerlendireceğiz diye. Günde 1000 kişi, haftada 10.000 kişi. Projesi olan gelsin. Beşiktaş sıcak para nasıl kazandırılır? Bunu Google yapıyor, Google. Tamam mı? Gelecek, bu bölümü masa kurmak zorunda yönetim şu anda. Çünkü Beşiktaş'ın başarısı hepimizin başarısı. Kimse Beşiktaş'ın kötüye gitmesini istemez. Her şey iyi olsun. Küçük olsun ama benim olsun mantığında az ve evet az ve hissettirerek ve kanıksayarak yürülmesi lazım. Bir samimiyet geldi. Bu bile sonuçlara yansıyor. Yani sadece samimiyet bile. Şans, enerjinin tabii, çokluğu, pozitif enerji. Enerji bölünmesi yok şu anda. Yok. Herkes Beşiktaş'a odaklanmış. Bravo. Bundan evvel enerji bölünmesi vardı. Maalesef vardı. Dolayısıyla bu ana nedenlerden bir tanesi. Yani ana konulardan bir tanesi. Mutlaka yönetim bir birim açması lazım kulübün içinde. Oraya projesi olan gelsin. Hatta desin ki projesi kayda alınıp notere imzalatsınlar. Kim geliyorsa projesini noterden tasdikletse bu benim projemdir desin. Başarılı olana ve Beşiktaş'a para kazanırsa da %1'lik bir mükafat verilsin projeyi getiren adama. İnsanlara şevk gelsin. Hani hırs yapsın insanlar. İki. Projeke. Şimdi Beşiktaş'ta yaşayan ve Beşiktaş'ın havasını çabuk teneffüs eden insanlarız. Şimdi ben pazartesi günü bu statta 20 binden fazla adam olmayacağını biliyorum. Hiç yazmaya çizmeye gerek yok. Biliyorum. Hissediyorum. Öngörüyorum. Bunu yönetim de yapmalı. 20 bin kişinin geçmeyeceği maçları 30 lira yap kardeşim biletleri. Biletleri 30 lira yap. Kapalı dolsun. Açıklar dolsun. Numaralının şeref tribünün altındaki beyaz bir bölüm var VIP. 900 liraydı geçmiş dönemlerde. Şimdi kaç para yaptılar bilmiyorum. İşte orada localara falan çıkış yapıyor falan. Yap abicim oraya 150 lira. Bak 150 liradan 9 lirayı sattığında 9 lira bir kişiden alacağına 4 kişiden 150 liradan al. Tamam mı abicim? 5 kişiden al. O 5 kişiden bir tanesi kart alıyorsa bir tane şapka alsın. O şapka senin artın. Bu iş ticari olarak düşünmek zorundasın. Ticari mantıkla tamam zaten bunu gerektiriyor. Ben şimdi bu stadın 20 bin kişi gelmeyeceğini biliyorsam sen de bilmek zorundasın yönetim olarak. Ve yönetim hemen bilet fiyatlarını perşembe günden diyecek ki cuma gününden. Yönetmek böyle bir şeydir abi. 30 lira ha. Ekmeğe şimdi bu dükkanın ayda bir kere iki kere voley vuracağı geceler vardır değil mi? Gece yaparsın işte arkadaşlarını çağırdın maç oluyor bilmem ne derbi maç oluyor.
Senin de bana voley vuracağın az Malatya maçı. Son haftaya bakacak olursan. Sergen geliyor. Takım iyi gidiyor. Kasımpaşa'da yendin geldin. Yap kardeşim 100 lira bileti o zaman. Tamam kimse mı? De bir şey demez. Oradan yapıştı. Kimse de bir şey demez o zaman. Sergen geliyor. Adam Sergen'e bağıracak. İyi maç seyredecek. Doğru. İyi maç seyrediyorum diye gidecek. O maçın pazar günü 7'de. Tamam mı? O maçın boş olma ihtimali yok. Tamam mı abi? İşi kaderine bırakmayacaksın. O yüzden stratejik ve statik alarak bazı şeyleri biçimlendirmek zorundasın. Sıcak para istiyorsun ya. Bunlar hep sıcak para kanalı. Buralardan geleceksin. Öngöreceksin. Afet Koordinasyon Merkezi. Bravo. Afet Koordinasyon Merkezi abi. Gelecek insanlar oraya projelerini verecekler. Yani toparladığımızda herkes işini yaparsa, senin işin ne? Yönetim. İnsanlarla hiçbir zaman bağ koparmayacaksın. Adama göre iş değil, işe göre adam. Bu eleştirilen amaçlı söylemiyoruz zaten. Yani olmasa göre yeni geldi yönetim. Daha ne yapacak göreceğiz. Evet. İçinde bir sürü arkadaşımız var. Yeni yönetimin içinde. Doğru. Yani başkan dahil tanıdığımız, oturduğumuz Doğru. birisi. Ama iyi niyetli olduklarından şüphemiz yok. Kesinlikle. İnşallah iyi olur, başarırlar, muvaffak olurlar. Hep beraber güleriz. Yani şu var yani bak. Bir takım şampiyon oluyor. Sen şampiyonluk için yarışa girersin. Son haftaya kadar devam edersin. Olmaz. Vurursun direkten döner. Olmaz. Aynı konu ya. Ama taraftar ve camia senin şampiyonluğa oynamak gibi bir hedefinin olduğunu, aynen öyle. Israrcı olduğunu, evet. Elindeki yeteneklerle elindeki kalibreye göre hareket ettiğini görür. Şampiyon olmasan bile alkışlar. Sırtı da taşırsın. Bitti. Ama bu olay bu. Aynen. Mantık bu. Yani ne diyor adam? Yenilebilirsin kardeşim. Ama ben göreceğim diyor senin tekmeye kafası soktuğunu. Ben senin her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim diyor. Ne diyorsun be? Aleli muhabbet önümüzdeki hafta evet. Beşiktaş gündemini burada konuşmaya devam edecek. Alen Markaryan'a teşekkür ediyoruz. Hepinize mutlu bir akşam, mutlu bir yarın diliyoruz. Hoşçakalın.